Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibine Muhammed. Sallu ala Tabibi kulubine Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmeyin. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse bugün sizlere müridin mürşidine karşı vazifelerini saymak istiyoruz. Tabi bunlar oldukça çoktur ama ana başlıklar altında birkaç tanesini size bildirmek istiyoruz. Bir mürit mürşidinin karşısına geldiği zaman, dergahına girdiği zaman ya da ondan yolda karşılaştığı zaman önce ona selam verir. Yani birincisi neymiş? Mürşide selam vermekmiş. Devriş selamı da verebilir. Hu diyebilir. Yahut da selamun aleyküm efendim diyebilir. İkincisi, mürşidin huzuruna selam verdikten sonra gelen mürit kesinlikle bir yere oturmaz. Ta ki mürşidi ona izin vermeden. Mürşidi ne zaman ona izin verirse selamdan sonra o da münasip bir yere oturur. Mürşidin huzurunda edepli durmak. Eğer bir insan mürşidinin huzurunda edepli durursa ne âlâ. Fikir ve düşünceleri de dahil edebi fikir etmek zorundadır. Çünkü mürşidin kalbi aynadır. Önüne ne koysan o yansır. Sahabe Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında öyle edepli otururdu ki hiç canlanmazdılar. Kuşlar gelir dallarına konardı, ağaç misali. Evet, dördüncü madde onun huzurunda izinsiz konuşmamak. Mürşid sana izin verirse konuşursan, yoksa konuşmazsan. Bu edeptendir. Velev ki Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mısır'a giderken Şam'a uğradı. Muhammed Bedahşi Hazretlerini ziyaret etti. 3 saat huzurunda oturdular rivayete göre. Muhammed Bedahşi Hazretleri müsaade verdi ve dışarı çıktılar. Hasan Can sordu, sultanım hiç konuşmadınız. Buyurdu ki Allah dostları izin vermeden biz nasıl konuşak? Demek ki konuşmamamız lazımmış. Onun için sükut ettik dediler. Anlıyor musunuz mevzu? Mürşidine durmadan efendime söyleyeyim konuşan, lakırdı edenler. Evet, beşincisi o soru sormadıkça ona karşı konuşmamak. Mürşid sana soru sormadığı müddetçe konuşmamak, sana soru sorarsa ne sorduysa onu anlatmak. Bu edeptendir. Musa aleyhisselam Allahu Teala sordu, elindeki nedir? İşte bu benim asamdır, bundan ağaç davarlarımı güderim, bundan çukur eşerim, bundan işte yapraklar tükerim davarlarıma falan diye saydı ya. Evet. Bunun sebebi edepsizlikten değildir. Allah'ın huzurunda çok durmak istemesindendir. Ama ve lakin mürşidin huzurunda bu mürit mezhebesinde olduğundan şu kıssa da anlatılır. Bir mürşit baş müridini başka bir mürşitle haca yollamak ister. O da kabul eder. Yolda giderken sorar, evladım senin adın ne? O da der ki bana felancillerin falan derler. Daha hiç soru sormaz. Tavaf ederler, Mekke'den dönerler. Artık 3 aya dönerler, 5 aya dönerler. Neyse. Şeyhin huzuruna gelirler. Şeyh der ki talebemizden razı mısın? Der ki evet, talebenizden razıyım. Hizmeti çok güzel ama çok geveze. Neyse, şeyh gittikten sonra talebeyi sesler. Evladım ne yaptın da gevezelik oldu? Der ki efendim bana adımı sordu. Ben de falancanın falanlarındanım dedim. İsmin falancanın falanı. Yani diyelim Ahmet Ağalar'ın oğlu Mehmet derler bana diyelim demiş. Evladım demiş, o sana ismini söyledi, Mehmet deseydin ya. Neye Ahmet Ağalar'ın oğlu Mehmet dedin? İşte o gevezelik oldu. Anlıyor musunuz? Mürşit yolun karşısında dır 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 hiç susmadan konuşanlar. Duyuyor musunuz? Ondan sonra da yol geçmek için, hal geçmek için elinizden geldiğince efendime söyleyeyim velhasılı kelam çırpınıyorsunuz. Nerede? Efendi kardeşler, altıncı, onun izni olmadıkça ona soru sorulmaz. Efendim size bir soru sorabilir miyim denilmez. İnternet ortamında bile adam kendi zakiri var, vekili var, kendi mürşidi var. Adam kendi zakirine, kendi mürşidine sormuyor da bana soruyor.
Bu ne edepsizliktir? Kendi mürşidinden edep olmamış da bana soru soruyor. Cevaplıyorum, başka soru soruyor. Gevezeliğe bak, edepsizliğe bak. Sorsana kendi mürşidine, madem o kadar edepliysen, o kadar efendime söyleyip öğrenmek istiyorsan sen. Kendi mürşidini göremiyor çünkü kendi mürşidi cemekanlar arkasında. O da başka bir konu, sıkılmış oraya. Neyse, gelelim. Yedi, desiselerle onu yormamak ve üzmemek. Sevgili kardeşlerim, anam öyle dedi, babam öyle dedi, yengem öyle dedi, dayım öyle dedi, o öyle dedi, bu öyle dedi. Dediler. Ulan kardeşim, desiselerle ne adamın meşgul ediyorsun? Mürşit desiselere kulak asacak kadar aşağı mı mertebelerde ya? Sen kendin gibi mürşidi avam mı zannediyorsun? Aklı maat, aklı maaşında. Aklı sultanı bir mi ediyorsun sen? Ahmak. Bunlar da ahmak müritlerdir. Desiselerle mürşidini yorup ve üzenler. O dedi bu dedi diye onun canını okuyanlar. Bu onun aile efradı dahi olsa ahmak hükmündedir. Ahmaklardan Allah'a sığınırız. 8. Doğruyu ondan daha bildiğini ona isnat etmek. Mürşit bir laf söyler, o da bunu der, o onu der, bu bunu der. Ve sen bu adamın Allah-u Teala'nın halifesi, Peygamber Efendimiz'in varisi olduğuna iman edip de sen buna biat ettin mi? Ettin. O zaman sen biat ettiğin Kamil-i Sultan'a nasıl akıl öğretsen? Eğer onunla akıl öğretebilecek yetkin vardıysa niye intizam ettin? Yetkin yoksa niye adamı efendime söyleyeyim? Bildiklerini isnat etsen, o sana sordu mu? Şu konu hakkında bilgi söylesen diye. Ondan sonra mürid efendim kastelendim, kastelikten kurtaramayacağım. Kılınca vuruyorsan, erenlerin kılıncı yanında durur, bilmiyor musun? Onlar hiç kimseye karışmaz, o kılıncı da kimseye sallamaz. İşte bu yapmış olduğu ahmaklıklar yüzünden gelir efendime söyleyeyim, kendini kılınca vurur. Ona akıl öğretmeye kalkar. Söz öğretmeye kalkar. Ele diyeydin, böyle diyeydin. O öyle yaptı, sen de böyle yapaydın. O şöyle edince, sen de şöyle edeydin. Yok senin efendime söyleyeyim, halın ehvalın hal değil. Yolun yordamın yol değil. Yok efendim senin şeriatın noksan. Madem şeriatın noksan, neye müşte tabi oldun? Müşte şeriatsız gördüğün halı, belki şeriatın özüdür. Ne kadar şeriatı bilsen ki sen? Kulaktan duyma işlerinden gelmişsin efendim, kapıya tıkmışsın. Adam ilmi ledün, ilmi vehbi sahibi. Senin ruhun bilir, nefsin bilir. Sana yol gösterir, yol gösterir, yol götürür. Sen ona akıl öğret, söz öğret. Ve ondan iyi bildiğin şeyleri ona isnat etmeye çalış. Toprak başına. Evet kardeşler. Mürşidin huzuruna gelen kişiler birbirinin kulağına gizlice bir şey söyleyemez. Bu da edepsizliktir. Mürşidin huzurunda arkadaşın kulağına gizlice söz söylemek. Yok böyle bir şey. Çünkü alimul gaybi ve şehadeti. Allah sizin sakladığınızda, açığa vurduğunuzda bilir. Mürşide de bildirir. Sizin duymadıklarınızı, görmediklerinizi, nefsinizin pısıldadığını o bilir. Çünkü Allah-u Teala'ya hakka yakın bir sırra ermiştir. 10. Başı önünde eğik oturmak. Mürşidin yüzüne bakmak güzeldir. Mürşidin gözlerinin içine bakmak güzeldir. Ama ve lakin başı öne eğik oturmaksa daha güzeldir. Sen mürşidin yanında oturabilirsin. Mürşid kimin yanında oturursa evla odur. Güzel odur. Yakınlık odur. Sen mürşidin zahiren yakınına ne baksan? Yakınım, irağım, irağım, yakınım demişler. Evet sevgili kardeşler. 11. Mürşit konuşurken ve bakarken suskun durmak. Mürşidin sözünü kesmeyeceksen, mürşit konuşurken selam dahi vermeyeceksen dergaha girerken, o sohbet ederken ayakta bekleyeceksin, işaret ettiği yere oturacaksan, elini öpmeye gitmeyeceksen. O sözü ve bakışı bittikten sonra izin verirse selam ver, izin vermezse otur yine. Mürşit dergahın içine gelip gittikçe ayağı kalkmak. Olur ya insan hali abdeste gider, giderken ayağa kalkarsın, abdestten dönünce yine ayağa kalkarsın. Olur ya dışarı birisinde bir şey vermek için çıkar, ayağa kalkarsın, hemen peşine döner, yine ayağı kalkarsın. Mürşide ayağı kalkmak,
Bak Kur'an'da, Kur'an okurken ve sofra yerdeyken üç kişi ayağa kalkılır. Biri mürşidine, iki sana ilim öğreten, Kur'an öğreten hocana, üç babana. Bunlar edeptendir. Evet, mürşit gidip geldikçe ona ayağa kalkmak dedik. 13, mürşit kalkınca sual sormamak. Mürşit kalkıp giderken bir soru, suali olan var mı derse o zaman durum bildirmek. Yoksa giderken efendim benim bir sorum var da size soru sorabilir miyim diye onu yolda koymak edepsizliktir. Yolda giderken ardı sıra gitmek ve yolda ona soru sormamak. 14. madde öyle diyelim. Yolda giderken mürşidin ardına basmak, ona soru sormamak. Biz Seyyid Muhammed Ali Hazretleri'nin ardından yürürken Alaaddin Attar Hazretleri gelir şöyle derdi bana. Bak Engin Efendi, biz Şahin Nakşibendi Hazretleri'nin arkasında şöyle yürüdük. Ona göre yürü. Bana mürşidin arkasında edep ile yürümenin şeklini Alaaddin Attar Hazretleri öğretti. Kendisi de Şahin Nakşibendi Hazretleri'nin arkasında öyle yürürmüş. Pirlerimize selam olsun. Evet. Mürşidin bütün çocuk ve yakınlarına tazim ve ikram etmek. Sevgili kardeşlerim, bilhassa seyyidlere çok ikram ederler. İmam-ı Azam ders verirken ikide bir oturup kalkardı. Sordular, ne oluyor efendim, rahatsız mısın? Hayır derdi. Kapıda oynayan seyyid bir çocuk kapının önünden gidip geldikçe ben ayağa kalkıyorum. Hazreti Hüseyin Efendimiz attan inerken İmam Abbas hemen eğildi, sırtıma basayım dedi. O da basmayıp atladı. Sonra İmam Abbas'ı kaldırdı. Neden bunu yapıyorsun? Ey amcam dedi. Dedi ki biz Resulullah'tan işittik ki neslime, yakınlarıma, ehli beytime hürmet ediniz. Ben bundan yaptım. O da ey amcam Allah sana iyilikler versin. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittik ki alimlerinize hürmet ediniz. Biz de o yüzden senin hürmetine karşılık hürmet eyledik demiş. 15. Sevgili kardeşlerim bu 15 madde kimin edebinde erkanında yer alırsa o mürit makbul olur, yol yürür. Bize göre mürit olana lazım olan güzel hallere ermek istiyorsan edebini, hürmetini ve tazimini muhafaza ederek her muradına kavuşursun sevgili kardeşlerim. Mürşit ağacından kopan yapraklar ancak hürmette ve tazimde kusur ettiklerinden, çok soru sorduklarından, suizan beslediklerinden, çok konuşup az zikir ettiklerinden, itiraz ettiklerinden dolayı kuruyup koparlar. Çünkü niye? Bu bir ağaçtır. Sen edebinle ağacın üstünde durman lazım. Yoksa yaprak misali gelir açarsan ama edebin, erkanın, tazimin, ikramın, hürmetin olmazsa gurur düşersen. Evet sevgili kardeşlerim, kısaca bu edeplerle gece gündüz sarılan ve edeplenen mürit, mürşit ağacında dal olmaya hak kazanır. Aksi halde hareket edenler daha yaprakken kopup düşüverirler. Sözlerimi iyi anla. Mürşit ağacında dal olmayı hak kazanır kim? Bu edeplere gece gündüz sarılan mürit. Aksi halde hareket edenler daha yaprakken kuruyup düşerler sevgili kardeşlerim. Ey nefsim de ki kendi kendine, ey nefsim her şey ortada. Ya sıkı sarıl, dal ol, ya da gevşek tut, yaprak gibi kop. Hangisini istesen? Dal olanların mükafatını iyi düşün. Zira onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen silsileye, halkaya halka oldular. Çınar ağacında dal oldular. Bu dağ kalmadılar, yaprak gibi kopup düşmediler. Onlar ağacın üstünde kaldılar. Silsile-i Aliye'de, silsile-i Zeyb'de yer buldular. Ya kaybedenler onlara gelince kuruyup toprak oldular. Kararını sen kendin ver kardeşim. Vesselam. Vesselamun alel mürselin valim velhamdülillahi rabbil alemin. Piri piran için Allah rızası için El Fatiha. Messelavat.